piyasa bugünlerde haber odaklı, çok fazla hareket ediyor. Ters bir haberde hızlıca aşağı gelebiliyor, iyi bir haberde yukarı gidebiliyor. Ondan dolayı testere piyasa dediğimiz piyasa içerisindeyiz şu an. Kısaca biz tarafını değerlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlar, BIST 100 grafiğimiz. BIST 100 grafiğimizde şu an direnç hafif üzerinde kapattık. Hani aslında bu şu şekildedir. Kırılım şuradan beklenmesi gerekiyor. Yani şuralardan bir kırılım gelmesi gerekiyor ama şurada bildiğimiz bize direnç uygulayan bölgedir. Hem yatay taraftaki direncimiz hem şöyle minör düşen kırılımı diyeceğim artık buna. Minör de değil ama bunun minörünü almak için şunu yapmamız gerekiyor. Şuradan minör düşen kırılımı geldi ama şu bölge bize direnç uygulayan bölgemiz. Şu an onun üzerine attık. 4 saatte gösterdiğimiz zaman çok daha belirgin bir şey oluyor. Şu an üzerine attık hafifçe, üstünde kapanışımız geldi. Bundan sonrasını biraz daha iyi bekleriz. Özellikle 9.919-9.920'lerin üzerine atabilirsek, hani kimler bize çok fazla büyük dirençler uygulamayacak diye düşünüyorum. Şu bölgenin üzerine atabilirsek 9.027'ler peşinden 9.200'lere kadar bir çıkış gözüküyor. Buralara kadar bir çıkacağız, da tepki vereceğiz diye düşünüyorum. Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi şu 9.023 ile 27 ile her neyse buraları aşarsak kısa da bize direnç gösterebilecek bölge çok küçük direnç yerleri bizim için önemli olan bölgemiz 9.178'ler olacaktır. Ama bunları yapabilmemiz için de dediğim gibi güzel haberlere ihtiyacımız var. Bakalım hani şuradaki en azından şu kısadaki planlamanın hedefi şu bölgelerde 9.100 16.120'leri gösteriyor. Pistondaki direnç yerini gösteriyor daha doğrusu. Kısada bir endeks tarafında yukarı doğru gidiş gözlenecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Ama endeksin döndü mü? Dönecek mi? Sorusuna şu bölgelerden yanıt aramamız gerekiyor. 9.200'ler hatta şuradan düşen kırılımı gelecek. Ayını alacağız. Yüksel ondan sonra şu an için çok çok erken mi? Çok erken. Çok erken. Hani endeks döndü artık gidiyoruz bilmem ne için. Çok erken durumda şu Sazan an. Ve tavlaymış. o bölgeye, o noktaya Aynalı sazan. gelebilmemiz için Evet, aynalı zamana da maydanoz. ihtiyacımız var. Bursa'da güzel haberlere de ihtiyacımız var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik benim gördüklerim bu kadar. Teknik olarak bunları görüyorum. Özellikle şu 9.335'ler çok çok önemli olacak bizim 300 bütçeyi, 200 günlük ortalamamız bunun üzerine atarsak birazcık daha pozitif hava yakalayacağız ama oraya da daha var yani. İçeri niye Bu hafta gelmiyorsun evde? bilmemiz için öncelikle şu 9200 Telefondan korkuyor. kabaca Gelirim 9190'lara birazdan ya. falan Sesin ekliyor ama ben buraya geliyor. 9200 diyorum. Sen Hatta konuş. yukarısında 9200'lere evet denk geliyor.
kabaca 9200'ler. Hatta şu 9350'leri falan üstüne atarsak ki zaten şey 200 binlik ortalamanın üstüne atıyoruz. O zaman buradan düşen kırılımı da gelir ki artık döndük diyebileceğimiz noktalara gelmiş oluyoruz. Şimdilik endeks tarafında bunları görüyoruz. Hani küçük bir umut olsa yukarı gideceğini düşünüyorum ben önümüzdeki haftalarda endeksin. Ama şunu diyemiyoruz. Artık döndük buralardan yönümüz yukarı. Coşacağız şu bu. Yok, bunlara daha çok var. Bunlara belki şu ABD seçimleri biter. Ben de söyleyeyim. Orta Doğu'da risk azalır. Ondan sonra ne, şu an Ukrayna Rusya savaşı arasında bir yumuşama haberleri geliyor. Hani onunla birlikte bence dün İran misillemesi de bitti. Önümüzdeki hafta birazcık daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Açıklamalar. Hani misilleme yapmayacağız demeyeceklerdir. Demek ki oradakiler ama, erken oldu. Birazcık daha şu savaş ortamı yumuşarsa ABD seçimleri bitip birazcık daha Orta Doğu'dan ellerini çekerlerse hani uyuruna şu an ABD tarafındaki siyasiler uyuruna şu an İsrail'e herhangi bir şey demiyorlar. Çünkü orada İsrail lobisi çok kuvvetli ABD tarafında. İster istemez bunların şeyini etkiliyor. Oy oranlarını etkiliyor ve ister istemez de şu an İsrail tarafını desteklemek zorunda kalıyorlar. Evet. Hani onlar istiyor da öbürü istemiyor falan anlam çıkarılmasın. Hani birbirinin zaten şeyi destekçisi ülke ama bir yerde de hani en azından dünya piyasaları da etkileniyor bundan. Az da olsa en çok biz etkileniyoruz. Nedense sanki savaş bizde. Bizim bölgemiz ama İsrail endeksi büyük bir etkilenmeden de söylemek lazım. Ya da işte Rusya indeksi adamlar bir savaştalar. Bizim kadar etkilenmedi. Bizim etkileneceğimiz durumda. Hani, suya koysana. Yazık ya. Dünya endeksleri aşağı doğru gelirken biz açıkçası yukarı doğru gidiyorduk. Bunun düzeltmesi olmalıydı da oldu. Bunu da söylemek lazım. Ama çok uzadığını çok uzadı. Sebepler işte Orta Doğu'daki karışıklıklar. Dünyanın resesyon riski. Ben söyleyeyim. Buna benzer işte peş peşe gelen olumsuz haberler. İşte bunlara ne katabiliriz? Enflasyon muhasebesi katabiliriz. Bile bile şirketlere göz göre göre zarar açıklattılar. Enflasyon muhasebesine geçiyoruz bilmem falan derken. Bu da olumsuz tarafta açıkçası endeks için. Bunların fiyatlamasını yaşadık diyebiliriz. Umarım bir an önce şu enflasyon muhasebesinden vazgeçer. Çünkü devlete de hiçbir faydası yok bu enflasyon muhasebesinin açıkçası. Adamlara zarar bilanço açıklatıp vergi alamıyorlar. Hani, vatandaştan şuradan buradan bir sürü vergi. Nereden vergi alacağını şaşırmış bir ekonomi bakanı. Bu yanı geliyor, büyük şirketlere işte bildiğimiz Sasa, şey Sasa nedir ya, Sahol. Sahol gibi bir şirket, yani son bu seneye kadar eksi bilanço açıklamamış bir şirket. Şu an Sahol eksi bilanço gözüküyor arkadaşlar. Hani bunun eksi bilanço açıklaması demek, Türkiye'deki enflasyon %500'lerde olacak, bilmem neler olacak, çok kötü ekonomi yönetimi çok berbat olması gerekiyor ki. Çünkü bunun birçok iş kolu var sağ olun.
lastiğinden tutun, enerji tarafına kadar, enerji tarafından tutun, tekstil tarafına kadar birçok iş kolu tarafında faaliyet gösteren bir şirketi eksi bir açığa çıkarttıramazsınız. Hani o zaman bu açıkçası ekonominin berbat olduğunu gösterir ki Sahol eksi bilanço açıkladığı bir yerde Koçol da eksi bilanço açıklamak gerekiyor. Üç aşağı beş yukarı iş kolları aynı bunların rekabette olan iki şirket. Hani birinin artı bilanço açıklaması, birinin eksi bilanço açıklaması biraz saçma oluyor. Bu da enflasyon muhasebesinin dezavantajlarından diyelim. Umarım bundan bir an önce vazgeçilir. Enflasyon muhasebesi hikayesinden normal muhasebe de bilançolar açıklanır ve hani bu da açıkçası bilançolar da endeksi aşağı çeken etmenlerden biriydi ya da Ereğli taraf berbat bir bilanço açıklama, hani son bilanço değil, bundan önceki bilançodan bahsediyorum. Kötü bir bilanço açıklaması hani akla zarar diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani birçok etmen vardı şu ana kadar endeksi düşüren. Umarım bundan sonra güzel haberler gelir. Bu biraz daha sakinleşir. Efendime söyleyeyim hani bu zaten İran işte İran'a yapılacak misillemeden kaynaklı da açıkçası birazcık tedirgin bir piyasa. Hani misillemenin boyutu ne olacak? Petrol kuyularına mı misilleme yapılacak yoksa nükleer tesislere mi söyleyeyim. Bunlar gerçekten soru işareti, büyük soru işareti ki nükleer tesislere yapılmış olsaydı çok çok büyük riskler çıkacaktı ortaya. Hani şu şekilde hani danışıklı dövüş gibi bir şey oldu. Ondan dolayı da birazcık rahatladı diye düşünüyorum piyasalar. Bunun yansımasını zaten önümüzdeki hafta göreceğiz diye umut ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi endeks ve endekse etki eden aşağı düşmesine etki eden etmenleri bu şekilde sıraladık. Bunların birazcık daha bilmiyorum, belki zaman alabilir. Belki testere piyasa birazcık daha devam edebilir. 8500'ler gelebilir. Hani şu kısa vadeli yukarı çıkıştan sonra 8500'leri tekrar gösterebilirler diye düşünüyorum. Ama güzel şirketleri toplama yeri midir? Buralardan ufak ufak maliyetlenme yeridir diye düşünüyorum ben. Hani testere piyasadayken aşağı geldikçe toplanacak şirketler vardır. Bunun önümüzdeki dönemde için toplanacak şirketler vardır. Frekansı düşük olan şirketler, kendime söyleyeyim bilançoyu çok çok güzel açıklamış birçok şirket var. Bunları yavaş yavaş kademeli bir şekilde toplama yeridir diye düşünüyorum. Hani hepsini gümbür gümbür tek kalemde almak yerine düşüşleri fırsatı değerlendirmek, dönüştürmek çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, dilerseniz hisselerinize bakalım. Benim BIST'te gördüğüm, dediğim gibi BIST'in düşmesine etkileyecek etmenler, efendime söyleyeyim, destek dirençleri göstermişti arkadaşlar. Direncin hat üstünde kapattığımızı sonradan gelen arkadaşlar için tekrarlıyorum. Direncin hafif üstünde kapattığımızı görebiliyoruz. Şu bölgenin direnci neydi? İşte 8890'dı. Bunun hafif üstünde kapanışını yaptı. Güzel bir mumla yaptı. Alıcı bir mumla yaptı. Şuradaki BIST'teki hacimin de artmasını isteriz bununla birlikte. BIST'teki hacim inşallah yani artar, birazcık daha şükür artarak devam eder. Ama hacim hala zayıf diye düşünüyorum.
bu hacmin artması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru şu eğimin şu şekilde gitmesi lazım. List artık toparlıyor diyebilmemiz için. Bakalım yani önümüzdeki hafta dediğim gibi yukarı doğru en kötü şu bölgelere kadar yükseliş bekliyorum. 9200'ler kısadaki hedefimiz olacak endekste. Tabii önümüzdeki hafta hani şu bir günlük kapanış, bir günlük kapanış bizim için yeterli mi? Değil aslında. 3 günlük kapanış isteriz şu bölgenin üstünde. 8888 hatta 90'ların üstünde 3 günlük kapanış artık bizim şu bölgeye götürecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama daha önce söylediğim gibi disk döndü mü? Dönmesi için şu düşen kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu biz döndü diyebilmemiz için şuradan bir kırılım, bir onay ve gidiş görmemiz gerekiyor. En azından düşen kırılımın gelmesi gerekiyor. Ona da daha var. Daha çok var. Öyle söyleyeyim. Hani çok dediğim şöyle. 2 günde, 3 günde olacak olay değil. Belki 15 gün. Her şey iyiye giderse belki 15 belki 20 güne yayacaklar bu şeyi. Umarım olur. Umarım düşen kırılımı gelir. Tek temennimiz o ki borsa yatırımcısı bıkmış durumda. Eğlendir düşüyoruz çünkü. Hani hisseler dediğimiz bir yukarı gidiyor. Yukarıda kalmıyor. Dirençleri zorluyor ama ilk dirençte geri dönüyor. Borsadaki hacimsiz kaynaklı. Kendime söyleyeyim risk iştahının düşük olmasından kaynaklı. Hani etmenleri aşağı doğru sıralayabiliriz. İşte Orta Doğu'daki risklerden kaynaklı. Hani böyle dolu dizgin hisse alıp da tutan yatırımcı var mı şu an? Yok. İşte ya bilançosu çok güzel gelmiştir. Yukarı gitmiştir hisse. Ya işte çok güzel bir kap atılmıştır. Yukarı gitmiştir hisse. Ve ilk dirençten geri dönen birçok hisse var. Çok çok büyük oranda işler alıp örneğin Yevtek gibi çok güzel bir kap açıkladı ve ilk gün tavan, ertesi gün tekrar aşağı. Niye? Risk iştahı olmadığı için. Eskiden olsa en kötü bir 3 tavanı vardı. En kötü %25 yukarı gitmesi gerekiyor ama o günlere uzağız, maalesef uzağız şu an. Onun için o günlerin özlemiyle yanıp tutuyoruz. İnşallah bir an önce risk iştahının açıldığı günlere geliriz. Bunun da olabilmesi için dediğim gibi şu düşen kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Bir an önce gerçekleşir. Üstünde kalışlar olursa artık yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Borsa yatırımcısının yüzü biraz daha güler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, benim düşüncem bunlar. Dilerseniz şeye geçelim, hisselerinize geçelim. Sormak istediğiniz hisseler varsa elimizin döndüğünce cevap vermeye çalışalım. Şimdi seans içinde olsaydık bayağı bir hisse sormuştunuz. Abi sorun. Eğer elinizde hisse varsa sorun bakalım. Seans içinde kendi hisselerime bakamıyorum. Doğru. Hani buradan da biri hisse sorunca arkadaşlardan apar topar bakıyorsun seans içinde. Ama şu an enine boyuna bakarız. Orada gözden kaçırdığımız olabilir. Efendime söyleyeyim, dediğim gibi 2 dakika hisseye bakıyorsun. Aşağıda desteği nedir? Yukarıda direnci nedir? Onları yazıp geçiyorsun. Ama şu an sorduğunuzda zamanımız var. Ondan dolayı rahat bakabiliriz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sesim az mı geliyor arkadaşlar? Sizin az, sesiniz bana çok az geliyor çünkü. Sizinki normal. Benim geliyor mu hocam? Şu an duyuyorum, evet.
Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür Geçen ederim hafta hocam. söyleyeyim birazcık rahatsızdım. Grupla da doğru düzgün ilgilenemedik. Hani elimden geldiğince ilgilenmeye çalıştım ama rahatsızlığım ve bir şeyle hani çok da açıkçası derinli olamadık diye düşünüyorum. Hocam Evet, seni dinliyorum. Söke'ye bakabilir miyiz? Söke'ye bakalım kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Söke sanki evet. Bu çizgi değil. Şu çizgiden bahsediyorum. 15 denemesi gereken yer buraydı. Burayı denemiş ve üstünde kalamamış. Altta hep nerede? 13.96'da. 13.96'yı görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 13.96'dan sonra ne yapar? Muhtemelen buradan tepki alıp tekrar 15'i görmesi gerekecektir diye düşünüyorum ama şöyle baktığımda bir 4 saatlik bakmam gerekiyor. Yok, gepini almış bu. Gepini almış. Dediğim gibi pardon, şeyim de almış, tepkisini de almış. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman çok daha net belli oluyor. Aynen öyle. Gepini almış. Dediğimiz şu tepki, tepkiyi de almış. Artık şu an üstüne çıkması gerekiyor. 14.37. 14.37'nin üstü tekrar bir 200 günlük denemesi olan 14.78'i deneyecektir. Üstüne atabilirse 15.05, 15.40'dan sonra artık yoluna devam eder kardeşim. 15.40 çok çok önemli olacak. Neden? Düşen kırılımı dediğimiz olay bu. Düşen kırılımı gelmesiyle birlikte yoluna devam eder. Ama hani şu atıyorum 3 günün içerisinde denedi ya da 6 Kasım'da 16-10 çok çok önemli olacak. Kendime söyleyeyim 14 Kasım'a gelirse ya da işte 15 Kasım'a gelirse 15-72 çok önemli olacak. Bunun üstündeki düşen kırılımı yapıldığı zaman artık yön yukarı olur. Hani düşen kırılımı geldi hocam ama ya hani sürekli yukarı değil. Düşen kırılımı gelir. Belki birazcık gider. Tekrar onaya gelir. Ondan sonra yukarı doğru devam eder. Burada aceleci davranmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz üzere o kadar güzel çalışmış ki gördünüz mü? Dip çalışması budur. Dip çalışmış. Çok güzel dip çalışmış adam. Getirmiş. Dibini göstermiş. Buradan tekrar direncine. Abi işte nasıl demiş? Teknik bu. Dibe geldi. Dirence gitti. Geçerse devam edecek. Geçemezse 15 direncine. Buradan tekrar aşağı gelme durumu var mı? Var. Öncelikle 15. Yani şu direnç 15.06 çok çok önemli. Çünkü ana direnci gördüğünüz yer siz de görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Buradan dönmüş, gelmiş, buradan dönmüş. Yani sürekli direnç konumuna bulunan bir şey. 15, 05, 06 rakamları çok önemli. Buraların üzerine atarsa devam eder. Atamazsa tekrar geri de çekilir. Hani destek noktası da 13.44'lerdedir kardeşim. 13.44'ler hani hem destektir hem de oradan tepki alması beklenir ise. Diyebileceklerimiz bu kadar. Burada düşen kırılımı gelir. Yukarı doğru devam ederse ciddi direnci neresi olur? İşte ilk ciddi direnci şu bölgeler olur. 1973'ler, 1914'ler pardon. 1914 çok çok önemli olur. Bunun da üzerinde işte 24 mi olur? Efendime söyleyeyim. Nereden değeceği çok çok önemli.
25 olur. Buranın önemi nedir? Buranın önemi uzun vadede yükseliş trendinin üzerine atabilmesidir. Yükseliş trendinin üzerine atabilirse yolu açık olur. Yukarı doğru gider. Şu çana en azından tamamlamış olur. Şuradaki gösterilen çana bu şekilde tamamlanır diye düşünüyorum. Evet. Stoke'e bakıldı. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Bir maç hakkında biraz bilgi rica etsem mümkün mü hocam? Bir maç. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eyvallah kardeşim. Bir maç mı dedin? Bir maç evet. Bir maç makine. Ha bir maç. Bir maç makine. Bu bölündü. Bölündüğü için de bizim grafikler, hemen söyleyeyim, çalışmalar yukarıda kalmış. Komple bir silelim bunu. Evet. Baştan çalışacağız bunu. Hep beraber çalışalım bakalım. Yani şunu şöyle çizmek çok acemice olur arkadaşlar. Böyle olmaz. Onun şu trendi almamız gerekiyor. Bu orta uzun vadedeki trendimiz bu olması lazım. Şu kısa vadedeki trendimiz olması gerekiyor. Yok. Hiç çalışmamışlar. Ama şurada bir sıkışma mevcut. Evet. Kardeşim burada sıkışma mevcut. Büyük bir ihtimalle yukarı kıracak diye düşünüyorum. Artık şu minör düşen kırılımı dediğimiz olayı yapacak diye düşünüyorum. Zamanı kalmamış. Büyük bir ihtimal 3-4 gün içerisinde işte salı olur, çarşamba olur. Bir kırılım gelmesi gerekiyor yukarı. Özellikle hani kısa da 2.52 üzerine atarsa yukarı doğru hareketler yavaş yavaş başlar diye düşünüyorum. 2.52, 2.54 pardon 2.54 diyelim. 2.54'ü denemesi gerekiyor. Şu bölgeyi denemesi gerekiyor kırılımda. Şu bölge denenecektir diye düşünüyorum. Üstün atarsa 2.88'ler önemli olacak. 2.88'e kadar gider. 2.52 2.53 üstüne atarsa şu bölgeyi test eder diye düşünüyorum. Hatta bunu
bir tık daha aşağı almakta fayda var. Evet, burası da burada test edecek diye düşünüyorum. İşte burası da 2.88 ile 2.90 ile 2.90 aynı. Genel olarak bu böyle olmuş. 2.90'ları test eder diye düşünüyorum ama şunu yapabilir imaj. Kırılımla birlikte gidip oradan geri dönüp gidip dediğim bu bölge 2.53 bölgesi. 2.53'ten geri dönüp onay alma ihtimali var mı? Var. Tekrar 2.53 geçerse artık hedefi neresi olur? 2.90 olur. 2.90'lar tarafında da üstüne atması çok önemli olacak. Üstüne atarsa yoluna devam eder. İşte 3.16 gelir. Yukarıda 3.45'ler var. Bir üstündeki direnç noktası, ciddi direnç noktası 3.85'ler olur ama şunu söyleyebilirim. Kısada 3-4 gün içerisinde şu bölgeyi deneyecek ve üstünde kalıcılık sağlarsa 2.90'ları deneyecek diye düşünüyorum. Hatta 2.91, 2.92, 2.93'ler olabilir. Bu bölgelerden büyük bir ihtimal satış yer diye düşünüyorum. Tek seferde geçemeyeceğimi düşünüyorum. Buralardan satış yer tekrar alt desteğine çekilme ihtimali de yüksek diye düşünüyorum. Ama çok fazla zamanı kalmamış. Buralardan yukarı doğru gitmesi lazım hissen. Yani en azından şu bölgeyi 2.53-2.54 denemesi yapması lazım. O rakam çok çok önemli. Üstündeki kalışlar yukarı devamı için önemli olacak. Yok buradan tekrar geri dönerse 2.53'ten satılıp tekrar 2.33'lerden yerine konabilir. Çünkü onayı alıp oradan sonra devam eder diye düşünüyorum. Kısa hedefi burası olacaktır. 2.92-2.93'ler olacak. İmaj makinesi. Allah razı olsun. Çok teşekkür eder. Saygılar sunarım hocam. Allah'a evet. Emanet olun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Varsa bakalım. Hızlı. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Ben de Egepo rica edebilir miyim? Egepo. Teşekkür ediyorum Nilüfer Hanım. Olarak kabul etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şöyle uzatalım. Bunu birazcık aşağı çek. Çekersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Buraya kadar inmişken şuradaki gap boşluğunu niye almazlar bunlar? 16-16'da gap boşluğu var. Hani bu kadar düzeltme yapmış bir hisse gelip bunu almalıydı diye düşünüyorum. 16-20'ler diyebiliriz kısaca. 16-20'yi keşke görseymiş çok. Şu an kendimizden emin olarak şey yapacaktık, analiz yapacaktık. Buradaki gap boşluğu sıkıntı mı? Evet sıkıntı. Fakat şöyle baktığımızda Egepo tarafında ana destek şurası mıdır? Evet burasıdır. Buradan şuraya da ana destek çizebiliriz ama çok inandırıcı olur mu?
inandırıcı olmaz. Ana desteğe tam olarak değmiş mi? Buradaki analize göre değmemiş. Fakat şuradaki ana destek dediğimiz noktadan dönmüş mü? Evet, dönmüş. Altına küçük bir mum bırakmış, dönmüş diyebiliriz. Şuradaki direnç noktası doğrudur. Evet, gördüğünüz gibi direnç noktasının üzerine atmış ve direnç noktasının üstünde kalmayı başarmış. Eğer o buranın üzerinde kaldığı sürece, zaten şurayı test eder demiş diyecektim ama test etmiş. Test etmiş ve aşağı çekilmiş. Programın başında da anlattığım gibi direnç noktalarından geri dönen hisseler dedik. İşte bu. Tam olarak anlatmak istediğimiz buydu arkadaşlar. Yani direnç noktası neresiydi? Şurası, şu bölge direnç noktasıdır. Hissenin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir direnç noktası. Gidiyor, direnç noktasını test ediyor. Tekrar destek noktasına dönmesi. Yani programın başında anlattığımız risk iştahının kapalı olduğu zamanlarda yapılan hareketleri görüyoruz işte. Yani risk iştahı açık olmuş olsaydı ne olurdu? Egepo burada dirençten çok hafif geri çekilip mesela 864'lerde kapatması gerekirdi. Ama tekrar aşağı destek noktasına kadar neredeyse çekilmiş. Destek şu 17.92 desteğidir. Buranın kırmaması gerekiyor. Kırılırsa gelmeyeceği yer 17.53'ler. Buranın üzerinde kalıcı olursa endeks güzel olur. İşte genel sağlık sektörü güzel olur. Buranın üstünde kalırsa tekrar deneyeceği yer burası olacak. 18.82 burayı da geçerse gideceği yer 19.70 8'ler 79'lar geçerse 20.44'ü görür. Ama burayı kırarsa aşağı 17.90 dediğim gibi tekrar 17.73 buraların kırılımı durumunda da 17.73'ler pardon ne dedik biz buraya 17.48'ler 17.48'lerin kırılımında da gelebileceği yer şuradaki gap hatta bir altı 15.92'ler şu ana destek dediğimiz ikinci desteğe çekilme durumu gerçekleşebilir. Buralar alış yeri midir? Buralar her türlü alış yeridir diye düşünüyorum. Benim uzun zamandır elimde bekliyor da işte bunun bir bedelsiz beklentisi vardı. Bedelsiz mi? Evet evet bedelsiz beklentisi var bunun. Ama bu SPK'da bir eleman mı eksikmiş, eleman mı atanacakmış? O atanamadığı için bir türlü hani başvurusu yapıldı. 3 ayı geçti, 4. aya mı giriyor yalan olmasın? Benim de elimde işte yaklaşık 4 aya yakındır var. 18.66 hatta şeyim, maliyetim. Öylece kaldım. Hani tahtanın durumu nasıl sizce? Pozitif, negatif? Ne düşünüyorsunuz? Hatta takibinizi bile alabilirsiniz. Hani işte SPK'nın elemanı gelirse herhalde artık açıklamaları lazım. Çünkü süresi doluyor başvuru süresi. Geçti bayağı. Geçecek hani. Ya şöyle şu an birçok hisse bedelsiz için başvurdu ve bedelsiz bölünmeyi bekliyor. Bunlardan işte Yaotek çok oldu bedelsiz başvurusunu yapalım. 300 bedelsiz verecek. Hatta mavi neredeyse 3-4 ay oldu diye düşünüyorum. Belki daha fazla olmuştur. Hani burada bedelli bedelsizden çok
daha çok biz bilanço taraflarının daha güçlü ve TK oranlarının çok düşük olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bir hisse bedelsiz verebilir mi? Verebilir. Bedelsiz bölündüğü zaman da işte Aksa Akbiri en iyi bir örnek olarak verebiliriz. Güzel bir bedelsiz vardı. %1000 olması gerekiyordu. 1100 miydi? 1000 miydi? Hisse bölündü. Bölündükten sonra hisse tekrar aşağı geldi. İşte biraz da hisselerin gidebilmesi için endeksin canlı olması gerekiyor. Yani Aksa'nın diyelim kısacası çok negatif bir yan yoktu. Hisse işte yüksek oranda bedelsiz veriyor. İşte TK'ları falan olunabilir duruma geliyor ama hisse hala aşağı düşüyor. Sebebi ne? Sebebi şudur. Özellikle tahtacısı olan hisseler ve yüksek oranda bedelsiz olan hisseler bölünür bölünmez zıplamaz. Neden? Hele de yüksek oranda bedelsiz verilmişse herkesin elinde atıyorum 100 lot oldu, 1000 lot %1000 bölünürse ne yapacak? Yüksek oranda herkesin elinde hisse olduğu için tahta kumarı bir toplamaya çalışacak. Değil mi? Ha, şunu yapabilir mi? Bedelsiz vermeden önce hisseyi yukarı götürüp oradan böldürebilirler. Evet, bunu yapabilirler. Ama bölündükten sonra artık bölündü, her şey bitti, gün bölündü, yukarı gidelim. Olmayacak diye düşünüyorum. Bizde kaç bedelsiz verdik bilmiyorum ama. Hani Ege Pol tarafı orta hallice bir tahta. Kötü de diyemeyiz, çok çok iyi de diyemeyiz tahtaya. Ama şu ortamda güzel durmuş mu? Birçok hisseye oranla hani endeksin bu kadar aşağı geldiği bir ortamda güzel durmuş hisse yani. Onu söylemek gerekir. 300 bedelsiz. Yani çok, çok yüksek değil bedelsiz olarak. Ama dediğim gibi hani şu ortamda birçok hisse gümbür gümbür aşağı geldi. Hani %100 %150 aşağı gelen birçok tahta var. Gayet güzel durmuş diye düşünüyorum. Endeksin bilin. Finansal olarak falan sizin yorumunuz nedir? Nasıl? Finansallarına ben bu bebekleri falan öldürdüler ya, bu da sağlık sektöründe olunca inan aklıma o da geldi. Şimdi elimizde gümlerse bunlar da karıştıysa falan diye. Hiç şöyle bebek öldüren çete tarafında olmadığı sürece diğer sağlık sektörlerine olumlu yarayacaktır. Sebebi ne? Sebebi şu. Hele hele de İstanbul gibi bir yerdeyse hani oradaki hastanelerin kapanması diğer özel hastaneler tarafına olumlu yansıyacaktır. Hani bebek öldürüldü, öldüren çete var piyasada diye bütün hastaneler bebek öldürmüyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Hani onu bilinçli yapan bir grup varmış ve o grupta kapatıldı. Mühürlesinler, daha da çıkamasınlar inşallah içeriden. Ama diğer özel hastane gruplarına bu pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü o tarafın müşterisi ister istemez diğer tarafa kayacak. Çünkü 18 tane falan olması gerekiyor bu hastane. 20 farklı 18 hastane varmış diyebiliyorum. Daha doğrusu tam olarak belki şeyi rakam aklımda kalmamıştı. Belki 16'dır, belki 17'dir. Son kalan rakam 18 benim aklımdaki. Hocam ya, insanlar gözyaşı üzerinden para kazanmak ne kadar onlara fayda verir ki? Yani bu paranın hayrını görebilirler mi? Hiçbir şekilde göremezler. Yani ya bırakın şimdi gözyaşı üzerinden para kazanmayı.
biri size verdiği parayı hakkını helal etmese bile o paranın kıymetini göremezsiniz arkadaşlar. Bereketini göremezsiniz. Öyle bir şey yok. Hani sen tutuyorsun onun ya bebeğini öldürüyorsun. Daha ne yapacaksın abi? Yani bu kadar hayat bu kadar ucuz olmamalı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Hani bilmiyorum. Bazen şey diyoruz. İçimizden işte Filistinler bebek katili. Abi bizim içimizde de var abi bebek katili. İşte bunlar da göz göre göre ha gitmiş İsrail öldürmüş ha gelmiş benim vatandaşım öldürmüş. Farkı var mı? Bebek öldüren bebek öldüren. İşte sana şey gibi ne diyelim İsrail vatandaşı gibi vatandaş işte. Allah iki yakalan bir araya getirmesin. Hocam bir de Allah görüyor. Yani sen bizim görmediğimiz binlerce varlık var ya yeryüzünde. Bizim gözlerimiz görmüyor onları. Yani her şeyimizden haberdarlar. Nasıl böyle bir şey yapıyorlar anlamadım ki. Bunlar insan denemez zaten. İnsan olamazlar ya. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Birilerinin gözyaşı attığı yerde sen para kazanıyorsan o paranın kimseye kıymeti yok, şey kimseye kazanana bereketi yok, şeyde gelmez. Onun için hani bir yere kadar sefasını sürmüş olabilirler ama şu an birçoğusu muhtemelen ömür boyu mahkeme, hapishanede olacaktır. Hani onun mesleklerini yapamayacaklar. Kime ne faydası oldu şimdi? Hiç kimseye faydası olmadı. Olmasın da o şekilde kazanılan paranın kazanan kişiye faydası olmasın abi. Evet, hisselerimize dönelim. Evet arkadaşlar. Alpas. Buraya yazılanlardan bakalım. Enerjiler tarafına düşen güzel haberle birlikte Alpas'ta şöyle düşen kırılım geldi. Arkadaşlar şu noktalar online noktası olabilir. Buradan dönebilir ama 57-55'in üstü Alpas güzel olur. Gideceği yer 72-05'lerdir. Hatta Cuma günü kapanışta Alpas alın arkadaşlar diye yazdım. Bunlar YTT olmadan. Çünkü büyükteki düşen kırılımı gelmiş mi abi? Gelmiş. Teknik olarak gelmiş. Onay noktasında mı? Onay noktasında. Onay aldıktan sonra da gidecektir. Hatta şu da var. İşte şu var. İhtiyacı da almaz. Bununla birlikte kısa da hedefinlere soracak. Şu kadar yukarı olacak. Aynen öyle görüyor musunuz? Bir sonraki direnç yerini gösteriyor. Neresi? 65-45'ler. Burada geçelim. 100 bin korkulaması 70'leri test edecektir. Alpas'ı güzel gördüğümüz için paylaşmıştık. Samat ve kristal. Samat'a bakalım. Destek noktamız mis gibi destek noktası şu bölgedir. Yanlış mı çizdik, yanlış mı baktık? Şöyle büyütüp bir bakalım. ...19.45 dedim. Kusura bakmayın. Değilmiş. 19.26. Destek noktamız ki destek noktasında durmuş zaten. Burada dip
arayışında diye düşünüyorum Samat. Yukarıda 21.03 pardon 21.36'yı geçtikten sonra da hatta şu rakam 23.74 çok çok önemli. Yani anlatmak istediğim şey. Şu bölge. İkinci bölgemizde üstteki şu bölge olacaktır. Buraları geçtikten sonra çok daha rahat hareket edecektir. Özellikle şu bölgeye geçtikten sonra çok çok güzel olur diye düşünüyorum hisse. Şu bölge dediğimiz yer 24.18 yukarıda, pardon. Doğru. Aynen öyle. Şurası çok çok önemli. 24.30 diyelim biz buna. 24.30 geçildiği zaman Samat'ta çok daha güzel hareketler görebiliriz ama kısada denemesi gereken yer 21.76. Yine de 76'nın üstünde gideceği yer 24.26'dır. Buranın üstü artık hani ben sanki şunu yapacak gibi görüyorum Samat'ı. Şunu yaptı, geldi. Şunu yapacak, gelip şunu yapacak gibi görüyorum ama yine de piyasanın gidişatına bakmak gerekiyor. Endeks tarafına bakmak gerekiyor. Bunların da hedefi neresi olur? Düşük kadar yukarı olur. 29-30 hedefine gider. Ha, şu an sadece tahmini bir çizme ama hani onu da söyleyelim. Ama şu bölge çok çok önemli. Bunun üstüne atarsa burayı da görür. İleride zaten görür. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Öbürü de kristaldi. Kristalde bu da diplerdeki bir hisseydi. Yanılmıyorsam evet. Bu da buradaki direncine takılmış. Dönmüş. 6.30'lar. 6.30'ları yukarı atması gerekiyor arkadaşlar. Kristalin yoluna devam edebilmesi için. Gördüğünüz şuradaki bizim direnç diye çizdiğimiz yer. Bunu bilmiyorum ne zaman çizdim açıkçası. Ama bunun üstüne atamamış. Atmış olsaydı hani kalıcılık sağlamış olsaydı rakama gider. Bu rakam dediğimiz şey 7.24. Aşağıda 6.28'in üstü 7.24'e götürür. Şu anda kısadaki desteğe neresi? Ona bakalım. Kısadaki desteğimiz de şudur. Şuranın altına inmemesi gerekiyor. 5.87'nin altına inmemesi gerekiyor. İnerse ne olur? Aşağıda çok bir yeri var mı? Ona bakmak gerekiyor. Hani şurası ana trend değil. Ama öylesine çizmişim. Bunu kaldıralım. Öylesine çizmişim. Ana trend olmaz çünkü. Gelebilirse kilit dip için gelecek diye düşünüyorum. Endeks bozulursa o da ne olur? Gitmiş. Tekrar gelip şu bölgeleri 5.17'leri görür. Buradan yukarı çıkar. Kristal'in bildiğim kadarıyla son açıkladığı bilanço da fena bir bilanço değildi. Kendi çapında iyi bir bilançoydu. Onu söylemekte fayda var. Şurada da bir sıkışma var galiba. Ya evet. Küçük de olsa sıkışması var. Ama zamanı da var mı? Kasım, 4 Kasım, 5 Kasım'a kadar büyük bir ihtimal en sonunda ya yukarı ya aşağı patlaması gerekiyor bu oluşum. Muhtemelen
yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Kristalde bu kadar arkadaşlar. Ayen. Ayen enerji. Ayen enerji bir 200 günlük ortalamayı denemiş, hatta tam değmemiş, oradan geri çekilmiş. İlk biraz bir önceki anlattığımız hisse hesabı ilk dirençten geri çekmişler hisseyi. Yani şurası destek noktası, 26.94 destek noktasıdır. Ana desteğe burası büyük bir ihtimal ayanın. Ayanın, aynen öyle. Ana destek noktası burası. Buranın altı hani çok kalacağını düşünmüyorum. Şu an ayan için buraları çok da pahalı değil diye düşünüyorum. Birçok enerji tavan tavan giderken ayan geçen sene de ondan önceki sene yattı. Tahtadaki anlaşmazlıktan dolayı tahtanın içerisinde olan kişilerin anlaşamadığı rivayet ediliyordu. Ondan dolayı bir türlü gitmeyen hisselerden biriydi. Dediğim gibi buralar ayın için çok çok az bir yerler değil. Ama hareketlerin devamı için 29.54'ün üstüne atması gerekiyor. Hatta şu bölgeyi 32'lere kırarsa artık ayında hareket başlar diye düşünüyorum. Ama işte o 32'lerden kırılması gerekiyor. Ona bakmak lazım. Buradan kırarsa 32, şuradan kırarsa 30.72. Bu düşen gelmesi gerekiyor. Ayende henüz gelmemiş ama sıkışma artık sonuna diyemeyeceğiz. Çok da hani ayen şimdiye kadar gümbür gümbür giden bir hisse değil. Bu hisseyi işte 6 Ocağı kadar da tutabilirler ama gelecek hafta kırılım geçebilirler. Onun için kırılım yeri çok çok önemli olacak. Yani kısa da haftaya kadar üstüne atarsa çok, çok güzel olur. O nereye te? Onur yatırım. Onur yatırım direncinin üstünde kapatmayı başardı. Şu bölge direnciydi. Bence şurayı bir denemeli. Kısa da 78'i bir denemeli. 78'in üstüne atarsa 84'e gider Onur yatırım. Çok kısa anlattım galiba Onur yatırım. Tekrar bir anlat. Beni de şey yapmadı, anlatış şeklim nasıl tatmin etmedi diyelim. Şu 78.45 ilk direncidir, kısadaki direncidir. Evet, doğru bakmışız. Aşağıdaki desteğe de neresidir? İşte şurada 70-75 bölgesi. Hatta bunu 74 olarak almakta da fayda var arkadaşlar. Hani bu destek 73-75, illa o 75'in gelmesi hani 75-80 de yapabilirler. Ama onun altı sıkıntı mı? Evet. Ama yukarıda işte fitil uçlar mı bilmem nelerini alırsan belki 75-80 görecektir. Pardon 74-80'e görecektir ama şu şey 73-75'in altı sıkıntı olur. Ama üstünde kaldığı sürece şu denemesi gelecektir. 79 denemesi gelecektir. Peşinden 79 da geçirirse 84-80 denemesi gelecektir diye düşünüyorum. Kısada. Bu kısadaki hareketler. O nereye yeter? Kafein. Kafein keşke şuraya kadar gelmiş olsaydı, çok daha güzel olacaktı. Beytullah. Henüz inmemiş ama desteğe burası mıdır abi? Burasıdır. Yani yoklarsa da şaşırmam. Bu desteğini yoklarsa da 76'yı
şaşırmam. Ama buradan da dönmüş mü? Şuradaki şey kırılmış mı? 86 deste diyelim kırılmamış. Tepki almış. Kısa da şuranın üzerine atabilirse 96-75'in üstüne atarsa sıkıntıları geçer, biter, yükseliş başlar diye düşünüyorum. Hele hele de 102'nin üstü çok daha güzel olur. Ama yine de şuraya bir şey koyalım. 85-86 hisse 77'leri görür kardeşim. Oraya dikkat etmek lazım. 85-85 hatta 85-85'in altında hisse tekrar aşağı şu bölgeyi görebilir. Hatta şuradaki geplerini almak isterse bir tık daha aşağı gelme olasılığı var mı? Var. Bence şurayı gösterecekler diye düşünüyorum 96'ları. Geçerse devam et, geçemezse 96'dan geri salarsa, ama yakın zamanda işte şurada denemiş olsa, şurada dediğim 4 Kasım günü denemiş olsa 94'e denk geliyor. Yani düşen kırılımı deneyecektir diye düşünüyorum. Yapamazsa tekrar geri çekilip şu bölgeleri deneyebilir. Ama geri çekilme yeri neresi? 85-85'ler dedik. 85-90'da dedik. 85-85 aynı. 85 hatta 85.5'a kadar tolere edilebilir mi? Edilebilir. 85.5'un altında stok alınıp tekrar aşağıki geplerden alınır mı? Aynen öyle. Ben olsam öyle yaparım. Sana da karışmam nasıl yapacağını. Dediğim gibi aşağıda kuvvetli destek yeri şurayı da alabiliriz. Hani ilk tepkiyi burada alacaktır ama orası tutmazsa aşağıdaki gap çünkü bitmemiş olacak. Tekrar hisse 72'lere kadar inebilir mi? İnebilir. Oralardan alınıp artık sıkışmanın sonuna da gelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Kafein. Ama gittiği zaman güzel gider mi? Güzel gider. Onu da söyleyelim. Asuzu. Evet. Asuzu düşen kırılımı geldi, onay aldı, onay aldı, onay aldı. Buralarda takılıp duruyor şimdilik ama şu bölgeye 67 70'in üstü yukarı doğru devam etti. Dirençleri, ciddi dirençleri orasıdır. Oranın üstü artık hisseyi 71-80'lere taşır. 75-45'leri gösterirler. 78-55'leri gösterirler ve belki şu noktayı gösterebilirler. 82-15'i burayı geçerse devam eder, geçemezse geri basar abi. Şu 78-55 çok çok önemli. 200 günlük ortalamanın üstüne atıp atmaması. Kısa dolayı deneyebilir Asus'u. Şu şeyle deneyecek demiyorum. Şu an 68-20'nin üstüne atarsa dener. Atamazsa bu şekilde geldikleri devam eder burada. Hani Asus'u da piyasa kötü olursa beklediğim yer aslında bir tık daha aşağı. Bunu da söyleyeyim. Ama kısada piyasa dediğimiz gibi düzelme eğilimine girerse aslında bu noktaları 78'leri deneyecektir diye düşünüyorum. Sayın hocam merhabalar. Merhaba kardeşim. Hocam nasılsınız? İlk baş ben onu sorayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ben sürekli IC'si soran kişiyim. Ona bakabilir misiniz acaba size zahmet? Abi IC'si soruyorum da IC'si soruyorsun da IC'si şöyle. Dediğimiz yerler hani şurayı kırılırsa şuraya gelir diyoruz ama hani bilmiyorum.
200 günlük ortalama dediğimiz şey budur abi. Gördün mü? 200 günlük ortalamayı dener. Denemiş. IHS gitmiş. 577'den geri dönmüş. Hem şudur. 577'nin önemi nedir? Hem 200 günlük ortalaması hem direncin olduğu yerdir. Aşağıda ilk olarak IHS 495 muhtemelen sana cuma günü burayı yazmışımdır. 495'in altına inmemesi gerekiyor diye yazmışımdır. Cuma günü mü, perşembe günü mü soruyor? Bilmiyorum. Evet, evet hocam, perşembe günü. Değil mi? Yazdığım şey neydi? Şu bölgenin altı sıkıntı abi. Yani şu, pardon, 503. 503.5. Yani orayı kırarsa şu bölge 472 gelir demişimdir. 472 hatta 470'e kadar yeri var. 470'ten döner diye düşünüyorum. Hani şunu da bir dakika. Şurada olayı seydi değiş. Açısın grafiğinde. Aynen. Şu minör kırılımda. Muhtemelen dönüş yeri şurası olacaktır diye düşünüyorum. 470'ler. 483, 471'den 72'den dönmesini beklerim büyük bir ihtimal. Ya da işte 470 en fazla. Buraları gösterir, buradan dönerler diye düşünüyorum. Ama yine de sektörel bir alım olursa, hani atıyorum IHS işte Kentli ya da buna benzer gibi hisseler hareketlenirse IHS de buna tepkisiz kalmayacaktır. Yukarı doğru devam edecek bir turizm şirketleri tarafından hareket olursa IHS'de dediğim gibi yukarı doğru devam eder ama olmazsa gelip onayını alır. Onayla 470'ler 471'ler gibi falan olacak büyük ihtimal. Hocam borsayla ters orantılı çalışıyor. Hatta artık borsa düştüğü zaman ben seviyorum çünkü borsa düşünce IHS ve borsanın yükseliyor. Benim daha hoşuma gidiyor. Şöyle IHS tarafı çok sığ bir kağıt. Hani sığ kağıt olduğu için de bu çok fazla endeks bazlı hareket edeceğini düşünmüyorum. Endeks iyi ya da kötü olması bu kağıdı çok fazla etkilemez. Sığ kağıtlar biraz öyledir. Endeks daha çok kötüyken sığ kağıtlar tarafında aynen öyle ya. Buralar dönüş yeri. 470'ler. Şu hareketi yapacak büyük bir ihtimal alacağız. Yani o gözüküyor açıkçası abi. Şu şimdilik bu. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüzünüze sağlık. Eyvallah. Asılcıya baktık. Bir yatı bakalım. Bir yat tarafında da arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne gittik, çizik attık. Bir yat tarafında şu büyükteki düşen kırılım gelmiş miydi? Evet gelmişti. Hatta şunu şöyle yapalım. Hayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani onayın onayı ve şurada küçük de bir planlamsı bir şey var, oluşum var. Ona bakmamız gerekiyor. Ne tarafa kıracak bunu? Şurada küçük hani filamaya da benzetebiliriz. Şuradaki desteğini söyleyeyim. 1862 deste. Yukarıdaki direnci de 1917.
Bunun üstüne atarsa, 1917'nin üstüne atarsa kısadaki direnç ama bu. Hani şunlar büyük dirençlerden bahsetmiyorum. 1917'nin üstü daha sağlıklı gözüküyor. Yukarı yönlü döneceğini gösterir. 1917'lerin üstünde ise 2120'ye kadar yukarı doğru çıkması gerekir diye düşünüyorum. Kısada tepkilenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama şuradaki desteğini kırarsa işte 1818'lere gelir. Aşağıdaki destek tarafta neresi olur? Şu bölgelerdir. 1754'ler. Aşağıda 1690'lar. Hatta 1700 diyelim. 1700'lerdir. Ama sıkışmanın sonuna gelmiş, yukarıya da aşağı kırması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu küçük bir oluşumdur arkadaşlar. Hani şununla hisse yukarı döndü, aşağı geldi diyemeyiz. Bu dediğim gibi küçük bir oluşum. Ama pazartesi günü ya da salı günü dediğim fiyatın üstüne atarsa pozitife döner diye düşünüyorum size. Bir yer tarafı. Gruplarda borsacı öldü yazıyor fonemen. Kimmiş bilmiyorum ki. Hangi fonemen öldü? Arabi yazı. Borsacı birçok fenomen var arkadaşlar. Bilemiyoruz hangisi. Hele son zamanlarda herkes borsacı. Hele hele endeks düzelirse borsacı sayısı biraz daha artar. Onun için şu endekste çok fazla türemedi ama endeks düzelirse çok daha piyasa borsacıyla dolar kaçar. Evet. Arkadaşlar ARDYZ'de yani şu desteğinden dönmüş gözüküyor. Alt desteğini yoklamış gözüküyor. Hani bu da şuradaki minördeki düşen kırılımını gerçekleştirirse de şu 31.80'ler 32.58'ler önemli. 31.80'in üzerine 90 rakamını test eder diye düşünüyorum. Orayı da geçirse bir 35.04'ler üzerinde kalıcılık sağlarsa önemli olan şu 200 günlük ortalamanın üzerine atmak olacak ama kısa da burayı test edeceğini düşünüyorum. 35-24'leri test edeceğini düşünüyorum. Önemli olan bunun üzerinde kalıcılık sağlaması. ARDYZ'de sağlam gördüğümüz şirketlerden birisi. Yazılım tarafında açıkçası benim yazılım tarafında takip ettiğim ARDYZ ve BBDYZ iki şirketi takip ediyorum. İkisinin de bilançosu hoşuma gidiyor. Yaptığı, aldığı işler hoşuma gidiyor. Ondan kaynaklı bu şirketi takip ediyorum. ARDYZ'de bu kadar. TDGYO. Trend gayrimenkule epeydendir bakmamıştım. Değil. Orta vade. Trend gayrimenkulün arkadaşlar trendi budur.
15'lerin üstünde kaldığı sürece sıkıntı var mı? Yok. 11-25'lerin üstü tekrar 13-31'ler deneyecektir. Sonraki hedefi de tekrar bulunmuştur. Bir önceki zirvesi olur ama gayrimenkul tarafında şunu söyleyebiliriz. Trend hakkında söylemiyorum bunu. Çünkü trend şu sürede açıkçası kısadaki hareketini yapmış gözüküyor. Tekrar şu noktaya onaya gelecekmiş gibi bir tavrı var. 11-25 mi olur, 11-33 mi olur, işte gününe bağlı olarak değişecektir şuradaki trend rakamı. Ama birçok gayrimenkul toplama yerlerine yakın diye düşünüyorum. Ha bak gördünüz mü? Klavyeyi bırak şey, mouse'u bırak, mouse bile şeyi gördü. Tam destek noktası olan yeri 11.83. 11.83 çok değil. 11.83'ün üstünde kalması gerekiyor şey trend gayrimenkul. Ama ne söylüyorum? Birçok tip olan gayrimenkul sektörü var. Hissesi var. Bu taraflarda yavaş yavaş toplamak gerektiğini düşünüyorum. Faiz indirimi büyük bir ihtimal yılbaşından sonra başlayacak diye düşünüyorum. Hani belki bunu bir ay erkene alabilirler. Aralık'ta başlayabilir. Ama şu faiz indirimi haberinden önce gayrimenkulleri toplayıp dipten en azından bir hisseniz 2025 yılında büyük bir ihtimal gayrimenkuller tarafı güzel olacak diye düşünüyorum. Bir hisseniz gayrimenkulde kalsın. Şimdi bazen şunu yapıyoruz arkadaşlar, buna ben de dahilim. Çok aceleci davranabiliyoruz. Aldığımız hisse bir içerisinde geri verebiliyoruz. Ama şunu yapmak lazım. Özellikle dip olan hisselerde toplayıp yatırımcı olma zamanım şu an. Belki 8500'leri görecek endeks. Belki orası da tutmazsa 8000 işte atıyorum Orta Doğu'daki savaş hali büyüdü efendime söyleyeyim ya da farklı olumsuz haberler. Bunlarla birlikte endeksi verdiler. Hani 8500 ya da işte 8120 gibi rakamlar gelme ihtimali var. Hala var. Ama hani kısa trend şu an yukarı oradan belki ilk dirençten endekste satış yiyecek onu da bilemiyoruz. Ki bu haberlere bağlı olarak değişecek diye düşünüyorum. Ama birçok hisse dediğim gibi özellikle gayrimenkul tarafında diplerde buralardan kademeli toplanacak bölgelerde mi? O şekilde hani yine söylüyorum PK'sı düşük olanlardan, karlılığı iyi olanlardan kademeli şekilde toplanır mı? Evet toplanır. İşte 2025'te demeyelim faiz artırımı ya da indirimi henüz netlik kazanmış değil. Bu indirim başladığı süreçte ilk tepki verecek hisseler hisseler olacak diye düşünüyorum. Trend gayrimenkulde dediğim gibi şu an tam destek de kapanmış. Desteğin üstüne atarsa 11.83'lerin üstünde kalması 82'de. Hani diyorum ya bunu şeyle ayarlamıyorlar. Mikrogramlarla ayarlamıyorlar sonuçta. 11.82 çok da şey değil. bir rakam, iki rakam çok önemi yok. İşte buranın üzerine altına inmemesi gerekiyor. 11, hani 80'e bir şey konulabilir mi? Evet. 11.80'in altında gelebileceği yer 11.25'ler muhtemelen olacaktır. 11.24-23 gibi rakamlar işte zamanla gününe bağlı olarak değişir. Buranın altı inerse 10.51'i görme ihtimali var mı? Evet. 10
beste. Hem 200 günlük ortalaması hem de hisse tutabilecek bir bölgeden bahsediyoruz. Üstüne atması gerekiyor bizim. Aynen. 33.04 33.05 rakamların üstüne atması lazım. Zatenin pozitif fiyatlama emeklesi için. 33.14'ten çok küçük şeyler. Yukarıda neresi 33.76 gelir. Onun üstünde şunlar çok önemli değil. Ama benim için önemli rakam burada 33.04.05 üstünde de şu bölge 33.72 onun üstüne atarsa 200 günlüğü döner. Burası da nerede 36.20'ler olur. Hatta şurada ne görüyorum? Turcas petrolde de neler var bir bakalım. Evet. Turcas'ın ana destek şu noktalar arkadaşlar. 20'ler ama 21.56'lar destek olmuş. Aşağı vermiyorlar. 21.56 desteğe kırılırsa aşağıda 20.18'ler var. Ama Turcas 24.14 çok çok önemli. Evet. Buranın üstüne atarsa burası neden önemli? Hem yatay hem aynı zamanda şuradaki uzun vade kanalının uzun vade orta uzun vade yükseliş kanalının bileşkesidir. Pardon orta vade şeyin bileşkesidir. Buranın üstüne atması çok çok önemli olacak. O hani yükselmesi gereken yer şu rakamın üstü. Yani şu rakam çok önemli. 24.32 peşinden 24.64 200 günlük ortalama. Bunların üstüne attığı zaman artık tutacağız. Güzel olur. Güzel olur. Hatta şunu yapabiliriz tutacağız da. Buradaki sıkışma. Çok zamanı daralmış diyemeyiz ama şunu yaparsa kısa da tutacağız da şu kadar yukarı atması gerekebilir. Kısa da demeyelim orta vadede. Yanlış yönlendirmeyelim. Orta uzun vadede 52'ler gözükür. Ama bunu yapabilmesi için öncelikle şu bölgelerin üstüne atacak. Çok çok önemli bölge gördüğümüz yer 24.18 24.76 bunların üstüne attığı zaman tabii ki buralarda şeyle karşılaşacak dirençle falan. Sonrasında 30.86'ya gider.
sonradan da şu minvalde yukarı yükselir. Çok pozitif gördün mü? Buraları geçerse pozitif olur, geçemezse duracağız yerinde sayar. Ya o tek. Ya o teknoloji güzel. Güzel hareketler bunlar. Şuradaki 172 desteği vardı. Buranın üstüne attı. Direnç diyelim, pardon, desteklemeyelim. Buranın üstüne attı. Şu bölgeyi deneyeceğini düşünüyorum. 183 deneyeceğini düşünüyorum. Hatta 183 geçip 186'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 186 neden önemli? Şuradaki teknik açıdan önemli. İşte şuradaki şundan dolayı demeyeceğim. Aynen öyle. 186.7'yi deneyecek, buradan çekilecek diye düşünüyorum. Ha, kırarsa ne olur? Çekilecek de, bu benim görüşüm. Tahtacı dedi ki, ya sen kimsin arkadaş, senin görüşüne göre mi hareket edeceğim ben? Olur mu? Olur. Buranın üstüne attı. 187.6 ya da 7'nin üstüne attı. Gitti 193'ü kırdı. Mis gibi düşen kırılımı gelir. Yoluna devam eder. Ama buradan dönerse tekrar gelir. 158'deki gedini alır mı? Alır. Yani bizim için önemli olan Yeotek'te iki nokta var. 183, 187 noktaları. 187'nin üstünde sıkıntı yok zaten. Koç Holding genel olarak arkadaşlar endeksle hareket eden hisselerden birisi. Bildiğiniz üzere şurada da bir kanal oluşturdu. Kısadaki durumu bu. Yani yukarıdaki direnç şu bölge. Aşağıdaki destek genel olarak 170-171'ler. 171'lerden dönüyor. Yani kısada bir 182 bekleriz kontrol tarafında. Ama şunu söyleyelim. Şu bölgeleri 170.5'un üzerinde kal. Hadi 170 diyelim. Buçuğun içini boş ver. 170'in üstünde kaldığı sürece muhtemelen yukarıda 183 denemesi yapacak. 183'ü de geçerse 200 binlik ortalaması olan 186'ya gider. 186'yı da geçerse gideceği yer 193'ler. Önemli olan buradan sonrası. 193'lerin üstüne atarsın. Gümbür gümbür 210'a gider. Çünkü altta da doğru düzgün destek direnç yok. Buradan hızlı gider buraya. Burayı da geçerse yoluna devam eder mi? Evet eder. Ama bakalım. Dediğim gibi endekse göre hareket eden hissede endeks dirence geldiği zaman Koç Holding'de dirence gelmiş oluyor büyük bir ihtimal. BIST 30'ların birçoğusu böyle. İşte Türk Hava Yolları'nda bunun yanına koyabilirsin. Kendime söyleyeyim. Buna benzer işte Sahol'dü, Koç Holding'di. Bunlar hepsi endeks yönünü belirleyen hisseler diye düşünüyorum. Yani 171'in üstü tutulur mu? 171 stoplu alınır mı? Aynen. Birçoğusu abi ayı piyasasını da geçti. Ayının ayısındayız artık. Ayı piyasası ne zaman başlar arkadaşlar? Şudur. Biz 100'u açalım. Ayı piyasası. Şu mavi çizginin altı ayı piyasasıdır. Niye? Çünkü orta uzun
25'ten sonraki yükselişin sonlanmış kullanılmış 10.100'de. Bunun altı ayı piyasası. Hayır, şuralar ayıdır, buralar ayı, buralar ayının ayısı. Boz ayı. Kaçırdım demiş. Nereye kaçırdım Mustafa? Bir yaksında kaçırmak diyecek bir hissedilir. Tekrar bakalım. Şöyle demiştik. Bir yap tarafında bir sıkışmanın olduğundan bahsettik. Hani şu sıkışma nerede? 1928-1930 30'un üstü güzel olur abi. Yukarı doğru devam eder. 1930 önemli. Oranın üstünü kırarsa hani kısa da bir filamamsı olay var. Kırarsa yukarı devam eder. İlk gideceği yerden o sonra 2124 üstü. Buraya niye iki tane şey atmışız biz? Ha pardon doğru. Biri ortalama yükseliş kanalı üstü birisi. Yatay direnç doğru çizmişiz. Hani ikisini birden 2159'dan kırarsa şu noktadan harika yükseliş olur ama onu da söyleyelim. Aşağı kırarsa ne olur? Aşağıda 1720'ler diyelim. Buralarda ikili dip için gelebilir. Hatta ikili dip için bir kez gelmiş. İki üçlü dip olur artık. Yani aşağıda tutabileceği bölgede burasıdır. 1700 bölgedir. Ama sıkışmanın sonuna geldik. Ya aşağıya yukarı kırılması gerekiyor. Şu söyleyebiliriz. Düşen kırılımı geldi mi bir yat tarafında? Geldi. Onayın onayındayız şu an bir yatta. Buralardan yukarı yapmasını beklerim ben. Bu naçizane kendi fikrim. Ay piyasası evet. Deat Cross kesişme olmuş doğru mu? Deat ne abi Deat? Oldum Cross kesişiminden mi bahsediyorsun? Hangi hissede olmuş onu bilmiyorum. Endeksteki Golden Cross'tan mı bahsediyorsun? Neyden bahsettiğini anlamadım. Evet arkadaşlar. Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Haftaya büyük bir ihtimal pozitif olacağız. Haftaya tekrar negatif haber düşmezse pozitif bir piyasa bekliyorum önümüzdeki hafta. Bakalım. İnşallah iyi olur piyasamız. İnşallah dediğim gibi artık döneriz endekste. Çünkü endeks bizim için hani piyasa ya da hisseler bir şekilde endekse bağlı. Evet endekse bağlı. Endekste aşırı satışların geldiği yerde hiçbir piyasa hiçbir hisse yukarıda kalmıyor maalesef. Yukarı gitmiş olup da işte tavanı bozup aşağı gelen birçok hisse oluyor. Endeks işte -1.5'lar, -2'ler gördüğü zaman ya da işte %5'ler, %3'ler falan bunlar tekrar eksilere geçme ihtimali çok yüksek oluyor. Ondan dolayı öncelikle endeks tarafında sağlam olmamız gerekiyor. Hani bazı arkadaşlar soruyor, hocam şu hisse ne olur? Abi o hissenin ne olacağını endeks karar verir. Hani ben oradan yazabilirim de arkadaşlar tutun işte şuraya ekler, buraya zıplar, şuraya hoplar. Değil abi. Endekse bağlı. Hani işte özellikle bir maç soran bir arkadaşımız var. Hani yanlış anlamasın ne olur be. Bir maç ne olur hocam? Abi maç şu olur. Bir maç yükselişini yapmış, kısadakini yapmış. Dönmesi gereken yerlerde mi? Evet oralarda. Ama endeks tarafı dönmeden birçok büyük hisse gibi bir maç da dönmeyecektir. Gelecek. Yukarıdaki şeyi diren
bilincini zorlayacak. Aşağıdaki desteğine çekilecek, bu şekilde devam edecek. Ama artık bir maç tarafında bir şeyi üstlenmesi istiyorsak, endeksin en kötü bir 200 günlük ortalamaların üstüne atması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Metin abi. Öncelikle geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Nasıl oldunuz, iyi misiniz? Çok şükür daha iyiyim bugün ya. Allah iyilik versin. Hizbullah açıklamamış, Abdurrahman İsrail'i vuracağız demiş. Vursun, yok etsin artık. Vurabiliyorsa bilmiyorum artık. Abi, bilmiyorum hani Orta Doğu hala ateş çemberi. Şu Orta Doğu'nun şeyin ateşinin sönmesi lazım. Piyasalar söner mi? Söner mi? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Yeni gelecek ABD başkanı karar verecek diye düşünüyorum ben. Piyasaların ateşinin sönüp sönmeyeceğine. Yeter kardeşim, bu kadar size yeter derse İsrail'e. Hani şu ABD seçimleri açıkçası önemli olacak. Burası da seçim arefesinde olduğu için otorite boşluğu var. İsrail de bunu çok aynen iyi. Öyle. Şu an oradaki otorite boşluğu, hatta otorite boşluğu da değil. Şu an bütün siyasi şey İsrail'e şu anlık mahkum. Niye? Çünkü ABD lobisi orada etkili mi? Evet etkili. İsrail lobisi ABD'de etkili mi? Evet etkili, çok etkili. Hani seçimlerin yönünü değiştirebilecek güçleri var adamların. Ondan dolayı ne Trump tarafı ne de Kamala tarafı karşısına almak istemiyor şu an. Şu an böyle. Evet. Ama seçimler olup bittikten bir hafta sonra biz gerçek niyetlerini, kimin ne gerçek niyeti varsa o zaman göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bu kadar taviz vereceklerini düşünmüyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Çünkü ABD tarafına da baskı geliyor. Hem de çok baskı geliyor diye düşünüyorum. Şu anda bile yeterin diyor. Avrupa bile geçen hafta şey, Fransa tarafı silah satımını durduralım dedi, bilmem ne. Bu sefer Almanya'da 100 milyon euroluk silaha onayladı Almanya'da. Almanya kendi sattığı silah onaylar abi. Neden? Ticaretine bakıyor. Efendime söyleyeyim, ABD tarafı da silah satabilir ya da işte hibe edebilir şu an, bilmiyorum. Fransa silah satmış olsaydı Fransa da açıkçası bir şey demezdi. Ama öbür tarafta Afrika ülkelerinin birçoğu Avrupa sömürüsünde mi? Evet. İsrail oraları şu an Fransa'nın bu olaya karşı çıkmasının sebebi ne? Dünyanın bir kısmı zaten oranın, hani o işin içinde çok boyut dişler var. Lübnan'a İtalyan başkanı gitti ya, orayı ziyaret etti. Aynen ya, öyle. Fransa ona orada gaz sahası var, efendime söyleyeyim, Avrupa'nın çökmek istediği Akdeniz'deki petrol ve gaz sahaları Lübnan'ın işte yakınında falan. Hani Lübnan tarafının topraklarına İsrail gelecek olursa, bu sefer İsrail ile Avrupa arasında sıkıntılar başlayacak. Ondan dolayı hani diyorum ya, çok yönlü düşünmek gerekiyor. Çok fazla uzayacağını zannetmiyorum. İsrail'e dur bakalım diyecekler. İnşallah en kısa zamanda derler hocam. Çünkü bayağı bir bunalttı artık yani. Dünya bayağı bir sıkıldı bu işten. Abi, dünyanın sıkılması bir yana, Gazze'deki ölen çoluk, çocuk, kadın, yaşlı bizim canımızı yakıyor.
dünya sıkılmış, bunalmış, benim umurumda değil. Önemli olan Gazze'deki ya da işte Lübnan'daki ölen çoluk çocuk. Hani ya çıksın, savaşsınlar. Askeri savaş olursa kimse bir şey demez. Ama sen gideceksin savunmasız, hastane vuruyorsun, okul vuruyorsun. Yani halk dilinde şey denir ya, hani bu kadar kafirlik olmaz diye. Harbiden iş oraya var. Bu kadar kafirlik olmaz abi. Git Hamas'la mı savaşıyorsun? Savaş. Ama oradaki çoluğa, çocuğa, yaşlıya eziyet edemezsin. Öyle bir dünya yok. Aynen öyle. Neyse hocam, bu değerli bilgiler için teşekkür ediyorum ben. Eyvallah abi. Siz kapatıyordunuz, ben son anda yetiştim. Kusura bakmayın. Hani, estağfurullah. Uzatmak istemiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim. Seviyorum seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Allah razı olsun. Abi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Benim de dediklerim, diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi pazartesi günü, bir pazartesi günü muhtemelen yarım gün olsa saat 1'de bitecek. Salı günü olsa yok. Daha doğrusu çarşamba günü borsa başlayacak diye düşünüyorum. Bu hafta kısa sürecek. O zamana kadar dediğim gibi gelen haberleri takip etmekte fayda var. Olup olumsuz her türlü haberi takip etmekte fayda var. Bakalım nedir haberler? Umarım iyi haberler gelir. Umarım pozitif fiyatlarız. Dediğim gibi artık bıktık. Borsanın aşağı gelmesinden bıktık. Kötü haberleri fiyatlamasından bıktık. Yani önce umarım yukarı döner ve şu risk iştahının açık olduğu döneme geliriz diye düşünüyorum. İnşallah çabuk zaman olur. Hidemiz, niyetimiz bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Soracağınız soru yoksa kendinize çok çok iyi bakın. Pazartesi görüşürüz. Hocam. Evet. Siz Yotek bakmış mıydınız? Evet. Hı, tamam. Yotek'e bak biraz önce. Tamam. Yani görebildiğimiz bütün hisselere bakmaya çalıştım arkadaşlar. Atladığımda olmadı diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İyi tatiller.